İyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündeme dair gelişmelerle Meltem TV ana haber bülteninde karşınızdayız ve ilk gelişmeyle başlayalım. Evet, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Suriye gündemini değerlendirdi ve Türkiye'nin Suriye ile normalleşmesinin ABD ve Rusya gibi ülkeler tarafından istenmediğini belirtti ve AKP hükümetinin geçmişten günümüze izlediği Suriye politikası üzerine önemli değerlendirmeler yaptı. Toplum tabii ciddi bir reaksiyon veriyor, ciddi bir rahatsızlık var. Bu işin sorumlusu hükümet. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Suriye gündemini değerlendirdi. Kişisel YouTube kanalında konuşan BTP lideri, Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesinin istenmediğini söyledi. Önce Kayseri'de olaylar, sonra Suriye'de olaylar. Şimdi bunlar birbirini takip eden meseleler. Bizim Suriye ile Esad'la normalleşmemizi istemeyen bir grup var. Yani Rusya da orada doğru bir tutum sergilemiyor. Amerika da orada doğru bir tutum sergilemiyor. Ama dönüyorsun bakıyorsun Amerika ve Rusya orada kendine alan buluyor, kendine yer açıyor. Kendi siyasi ikballeri için orada bir şeyler yapıyor. Bak Amerika orada petrolü kontrol ediyor. Rusya orada sıcak denizlere iniyor. Bak hepsinin bir emeli var. Ceremesini Suriye vatandaşlarıyla Türkiye vatandaşları çekiyor. Ceremesini çeken biziz. Niye? Rusya ile Amerika kendine yer bulsun diye. Bizim normalleşmemiz istenmiyor. Bunu kim istemiyor? Amerika. Bunu Rusya da istemiyor. Hani direkt tepkimiz bu ya, Amerika istemiyor. Rusya da istemiyor. Hiçbiri istemiyor. Çünkü hepsi oradan bir menfaat elde etmenin peşinde. Ama Türkiye'nin hükümetiyle şöyle bir yere gelmesi lazım. Başka ülkelerin menfaatlerini savunan, başka ülkelerin menfaatlerini güden değil, kendi menfaatlerini koruyabilen, kendi menfaatleri uğruna bir siyaset yapan bir noktaya gelebilmesi lazım. Ama bu hükümetle bu mümkün değil. Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yapılan saldırılara da değinen BTP lideri, Ay ve Yıldız'a saldıran Müslüman olamaz dedi. Ay ve Yıldız'ın neyi temsil ettiğini herkes bilir. Dolayısıyla Müslüman bir insan Ay ve Yıldız'a karşı aşağılayıcı bir tavırda olmaz. Onu yırtmaz, onu ayak altına almaz, onu yakmaz. Şimdi buna şuradan geleceğim. Yıl 1915 tehcir uygulanıyor. Talat Paşa'nın hatıratlarında 1 milyon civarı Ermeni'nin Anadolu'dan tehcir edildiği yazıyor. Suriye'den buraya gelenlerin bizim Müslüman din kardeşimiz Suriyeliler mi? Hani tırnak içinde söylüyorum onu. Yoksa o dönem gönderdiğimiz azınlık unsurlar mı bilemiyorum. AKP hükümetinin geçmişten günümüze izlediği Suriye politikasını da eleştiren Hüseyin Baş şunları söyledi. Erdoğan bu işler ta 2011 yılında başladığında bak ben sana açıkça bir şey söyleyeyim. Suriye konusu da Arap Baharı'na gidelim. Yani Arap Baharı başladığında bunun nereye evrileceğini, nasıl sonuçlar doğuracağını, bize sığınmacılar getireceğini, işte Orta Doğu'daki istikrarsızlığın Türkiye'ye mal olacağını Erdoğan biliyordu. Bunları görmek için çok aşırı zeki olmaya, çok öngörülü olmaya, çok uyanık olmaya ihtiyacı yok ki. Bunları görüyordu. O gün koltuğuna güçlü oturabilmek için, o gün birilerine yaranabilmek için böyle kararlar verdi. Bunları uyguladı. Bunun yanında oldu. Suriye'nin iç karışıklığına, Libya'nın iç karışıklığına bizim hükümetimiz destek oldu. Irak'ın işgaline destek oldu. AK Parti hükümeti. Ve o destek olurken, AK Parti bunlara destek olurken Müslümanlar öldürüldü. Ve bu ülkede ben muhafazakarım, Müslümanım diyen seçmen AK Parti'ye oy verdi. Yani Iraklı'nın kanı, Suriyeli'nin kanı, Libyalı'nın kanı bu iktidara bulaştı. Bu iktidarın vesilesiyle ben Müslümanım diyen, ben muhafazakarım diyen bizim seçmenimize, vatandaşımıza bulaştı. Erdoğan Orta Doğu politikasını başlattığı günden beri Türkiye'yi böyle bir zifiri karanlığın içine attı. Bu karanlığın içine attığından beri neler yaşayacağımızı biliyordu. Belli siyasi ikballer için, belli menfaatler için bunu kabul etti. Bunu hayata geçirdi. Dolayısıyla bizim kendimize ait değerlerle yürümemiz şart. Başka değerleri benimseyen, başka değerlerin çıkarlarını benimseyen unsurlarla, siyasetçilerle yürümeye kalktığımız sürece bu sonuç değişmeyecektir. Evet, şimdi ise bir Skype bağlantımız var. Emekli Büyükelçi Sayın Uluç Özülker bizlerle birlikte. Sayın Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Bağımsız Türkiye Partisi lideri Sayın Hüseyin Baş Suriye gündemini değerlendirmişti ki bu noktada tabii Suriye gündemi değerlendirilmeye devam ediliyor. Çünkü yakın zaman içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşmesinde Suriye lideri Beşer Esat'la bir görüşme çağrısında bulunacağını söylemişti. Ve görüşelim ifadesi kullanıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. İsterseniz buradan başlayalım. Acaba Türkiye'nin bu görüşelim çağrısına Beşer Esad, Suriye devlet yönetimi sıcak bakacak mı? Eğer bu görüşmeye sıcak bakılırsa hangi şartlar altında bu görüşme gerçekleşir sizce? Efendim aslında sorunu bugünün bir sorunu olaraktan düşünmemek lazım. Başından itibaren uzun süredir böyle bir takım gelişmelerle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. En basit şekliyle geçmişte biliyorsunuz bir Adana mutabakatımız vardı bize. Putin bizatihi kendisi işler biraz bu şikayet noktasına doğru taşınmaya başladığı andan itibaren Esad yönünden özellikle çok basit bir açılım yaptı. Adana mutabakatı yerinde duruyor. Dolayısıyla bu değişen bir şey de yok. Siz dilerseniz bunu kullanmak suretiyle gereğini yaparsınız deyiverdi. Şimdi bir yere gidilebildi mi ondan sonra? Hayır. Çünkü hiç beklenmedik şeyler oldu. Ondan sonra bir adım daha atıldı. Orada da biz açılım yaptık bu defa. Yani normal şartlarda eskiye dönebiliriz. Biz burada sizle anlaşabiliriz. Sorunumuz siz değilsiniz. Bunları anlatırken bize cevap olarak karşımızda Esad'dan fevkalade ters ve aynı zamanda hatta yanlış anlamaları da beraberinde getirebilecek incitici ifadelerle bir açılım yapılıverdi. Burada da söylenen şey Türk askeri başta olmak üzere Türk askeri derhal çekilecektir. Benim topraklarımda sizin yeriniz yok diye başlayan yani yaşandı bitti artık dolayısıyla bir kenara yazdığımız ama bu sefer menfi bir noktaya işi götüren bir durumla karşılaştık. Şimdi şunu da görmek lazım. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok ciddi ihtilaf var. Ve aslında bunlar birbirleriyle savaşıyorlar. Ukrayna Savaşı dediğiniz şey aslında Amerika ile de Rusya savaşırsa dünya biter. Nükleer silahlar vesaire. Dolayısıyla vekalet savaşları yoluyla bir yere götürülmeye çalışılan bir sürecin adıdır bu. Şimdi hal böyle olunca ne beklersiniz? Madem ki Amerika ile Rusya düşmanlar o zaman bizim Putin'le olan ilişkimiz ve aynı zamanda Soçi Mutabakatı arkasından Astana'da sürecinde İran'da katılımıyla yapılan görüşmeler Reisi'nin bu kapsam içinde rahmetlinin almış olduğu tutum bütün bunlara da baktığımızda galiba bu defa Suriye meselesinde yeni bir adım atılıyor. Ve biz de buna hazırız şeklinde bir tutuma girdik. Fakat gelin görün ki gelişmeler bu şekilde tecelli etmedi. Amerika Birleşik Devletleri bir tek Wagner saldırısı dışında Rusya ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmedi efendim Suriye'de. Ve bu arada daha da önemlisi hani Deir ez-Zor ve kuzeye doğru bizim sınırlarımıza gelen bölgedeki IŞİD varlığı bununla mücadele konusunda Trump bir açılım yaptı. 30-32 kilometre, 20 mil size burada güvence sağlayacak şekilde gereğini yapmanıza müsaade ediyoruz dedi. Fakat burada Ruslara verildi gene. Onlar böyle dolaşıyorlar. Biz de onların arkasından beraber işte gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Dolayısıyla gene o güvenliği bize bırakmadılar. Şimdi bütün bunları daha da neler anlatılabilir ama zaman dolayısıyla da çok teferruatına girmeyeyim. Şimdi dolayısıyla son zamanlarda yaşanmakta olan gelişmeler aslında geçmişteki bütün bu yaşananlarla birlikte mütalaa edildiğinde bir soru işareti olarak bir şey ortaya atıyor. Ne değişti de buraya gelinebildi? Şimdi burada Putin bundan bir hafta evvel yakın mesai arkadaşlarından, güvendiği mesai arkadaşlarından birinin haberimiz yoktu ama sonra açıklandı tabii. Esad'a gönderdi efendim. Esad'la yapılan görüşmelerden sonra bize döndü ve gayet net bir biçimde merak etmeyin bu iş daha hayırlı bir biçimde barışçıl bir yoldan bir yerlere gidecektir şeklinde bir kendi desteğiyle birlikte tutumu ortaya koydu. Hatta o kadar ki Türkiye ziyareti yapıldığında Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin de daha bir rayına oturmuş, daha başarıyla bir noktaya taşınmış olmasını temenni edebileceğini de hissettirdi. Başka bir deyişle burada Suriye sorununu da ben çözeceğim oraya geldiğimiz zaman havası sezinleniyordu bir noktada. Şimdi ikinci bir açıklama ile bir gelişme oluştu. O da Esad'ın açıklamasıdır. Esad Türk ordusu vesaire falan derken, yani mealen söyleyeceğim, bu aslında net olarak da uzunca bir açıklamaydı ama net olarak söylediği şey, siz merak etmeyin, netice itibariyle ben artık egemenliğimizle bir sorununuz olmadığını iyice idrak etmiş bulunuyorum. Dolayısıyla bu kapsam içinde birlikte hareket etmek suretiyle neler yapılabilir, nereye götürülebilir bu hususlarda görüşmeye de hazırım. Bu noktada yani bu şekilde yorumlanması kolaylıkla mümkün olabilecek bir açılım geldi. Şimdi Esad'ın burada tek başına böyle bir açılımı yapması, birden tutum değiştirmesi herhalde pek hani düşünülebilecek bir şey değildi. Açıkçası beklenebilecek bir şey değildi. Burak, eskiden olduğu gibi bir normalleşme, Türkiye Suriye ile eskiden olduğu gibi bir normalleşme sürecine girebilecek olursa, bu noktada Amerika'nın, bölgede bulunan Amerika'nın ve oradaki terör örgütlerinin işine gelmeyecektir bu noktada. Beraber bu terörizme karşı bir mücadele sergileyebilir mi Türkiye? Ve orada çok fazla terörist grup var. O terörist grupların temizlenmesi, Amerika'nın bölgeden çıkartılması mümkün olabilir mi sizce? Böyle bir temizlik harekatı büyük çaplı yapılabilir mi? Ne dersiniz? Efendim biraz geniş düşünmek lazım aslında bu konuda da. Şimdi bakın gayet net bir şey söyleyeceğim. Amerika'nın bugün Suriye'de aşağı yukarı 2000 askeri var. Ve öbür taraftan IŞİD'i çok ciddi şekilde muhatap aldığını gösteren, ama aslında IŞİD diye bir sorun kalmadı ortada. Bunu da görmek lazım. Bizim çok büyük şehadetimiz var efendim. Aslında bu bölgede barışı getirebilmek için müdahalede bulunduğumuz zaman harekatlarımızda biz IŞİD'i biz orada fevkalade diz çöktürebilecek bir noktaya getirdik. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bahaneler arkasında saklanmak yerine doğrudan doğruya o gün yapılanlara bile baksa, Türkiye'yi bu konuda evet kabul ediyorum, benim açılımım da var Türkiye olarak, bırakın ben o şeyi hallederim 2 dakikada, nedir uğraşıyorsunuz diye. Bunun da arkasında yatan neden, Suriye'de Amerikalıların eğittikleri en az 50.000 kişiden başlayan, biliyorsunuz, bir videolar falan da yayınlandı. Silahlar her yönüyle buradaki mevcudiyetinin ne noktada olduğunu da hiç saklamadan ortaya koyan açılımlar yapıldı. Eğer Amerika bu kadar hakikaten IŞİD'le mücadeleyi düşünüyor olmuş olsaydı, çok basitçe Türkiye ile işbirliğine girer ve bu işi çok daha süratle ve kolaylıkla çözümlerdi. Türkiye de buna hazır olduğunu da ifade etmişti. Evet. Şimdi dolayısıyla Amerika'nın buradaki niyetini esas itibariyle sorgulamamız gerekiyor. Benim şahsi görüşüm, efendim biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bu 1. Körfez Savaşı sırasında bizim gazetecilerimiz orada soru sordular, ne oluyor diye. Albay, Amerikalı albay, arkasında bir harita vardı, çıktı. Ermenistan ve Kürdistan bölgelerini de içerecek şekilde bir haritaydı bu. Ve dedi ki işte bunları da böyle yapacağız dedi. Çok net bir ifadelerle bu söylendi. Amerika'nın aklının arkasında Condoleezza Rice ile ilgili olarak, unutmayın, 7 tane isim verdi Condoleezza Rice zamanında. Bu Somali'den başlıyordu. Sudan vesaire gelişerek Amerika'nın müdahale edeceği ülkeler grubu olarak bunu adlandırıyordu. 7. ülke kimdi efendim? İran. Daha İran'ı da henüz hangi noktada İsrail'le birlikte taşımaya çalıştıklarından net bir biçimde görmekteyiz. Şimdi burada Amerika'nın derdi esas itibariyle bir Kürt devletinin kurulmasıdır. Bunu yapabilmek için de HDP, PYD ve PKK unsurlarını da eğitir de her şeyi de yapar ve bunu da saklamaz. Şimdi burada Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelmek istemeyebileceği hususunu da göz önünde bulundurmak lazım. Toparlayıcı son cümleyi alabilir miyim? Toparlayalım. Evet, şöyle çok net bir şey söyleyeceğim. Efendim, normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bir müttefik olaraktan davranmıyor. Ama Türkiye'nin de bir sabah ansızın gelebilirim demiş idik. Bunu da yapabilme hususunda bir takım handikaplar bulunduğunu da görmek lazım. Amerika fazla güçlü bu manada. Ama Amerika giderek gerileme sürecine girmiş olan Avrupa Birliği'nde de olduğu gibi bir konumda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin burada daha ne kadar tutunabileceği de soru işareti. Şimdi bakın, Türkiye ile Suriye eğer işbirliği yapabilir ve burada Suriye ordusu tek başına bir şey yapacak konumda değil. Ama Türkiye'nin de işbirliğiyle burada Suriye topraklarının kurtarılması noktasına egemenliğini burada ihya ve ihlas edecek şekilde kurtarılmasına işbirliği halinde yöneldiğimiz andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri çok yalnız ve çok sıkışmış kalır. Tıpkı Ermenistan meselesi, Azerbaycan meselesi, Kafkaslar'da, şimdi İran'da yeni gelişmeler var. Orada da yeni bir takım bu gelişmelerle birlikte farklı boyutlarda bir şeyler beklemek lazım. Dolayısıyla Amerika bu noktada Türkiye ile karşı karşıya çok daha fazla gelir ve kaybetmeye de çok aday olabilir. Dolayısıyla ben bunu hayırlı olarak görüyorum. Peki. Sayın Özülker, vermiş olduğunuz yanıtlar için çok teşekkürler. Programımıza katkı verdiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Efendim? Evet, emekli büyükelçi Sayın Uluç Özülker'e çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bu ziyaret öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan, hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. NATO'nun ilk 5 ülkesinden bir tanesiyiz. Biz bundan sonra da NATO'daki bu konumumuzu aynen güçlendirerek devam ettiriyoruz. Devam ettireceğiz. Erdoğan, NATO'dan beklentileriyle ilgili soruya şu cevabı verdi. NATO'yla şu İsrail-Filistin konusunda istediğimizi, beklediğimizi henüz alabilmiş değiliz. Temennim odur ki şu anda Amerika'daki görüşmelerimizde inşallah bunları tekrar gündeme getirip beklediğimiz neticeyi de alırız diye düşünüyorum. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri de Erdoğan'a soruldu. Gerek Dışişleri Bakanımız süreci takip ediyorlar. İnşallah kısa zamanda buradan beklediğimiz neticeyi alırız. Erdoğan açıklamalarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket ederken ABD'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika ile ilişkileri değerlendirdi. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri stratejik ortaklığımıza rağmen, birçok alanda çok yakın işbirliğimize rağmen PYD'ye hem lojistik hem istihbari hem de siyasi destek vermeyi sürdürmektedir. Bir kere ilişkilerimizi zehirleyen en önemli farklılığın bu olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca F-35 meselesi ve S-400 meselesi gibi konularda Türkiye'nin çıkardığı tartışmalar değildir. F-35'ten çıkarılmış olmamız fevkalade ciddi bir çifte standarttır ve başından beri kurucusu olduğumuz bir projeden makul hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Türkiye dışarıya çıkarılmıştır. Ve ümit ediyorum ki oraya ödediğimiz paralarımız da alınacaktır. F-16 meselesi olumlu bir gelişmedir. Sayın seyirciler, CHP lideri Özgür Özel, asgari ücretin 25.000 lira olmasını beklediklerini belirterek protesto çağrısında bulundu. Özel, bu akşam saat 21'de ayağa kalkın, eğer zam istiyorsanız evlerinizde ışıkları açıp kapatın ifadelerini kullandı. Madem ayağa kalktınız, Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Türkiye, bu akşam saat 9'da ayağa kalk. Evlerinde yanan ışıkları, eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan, çaya, buğdaya, Malatya'nın kayısısına, eğer bundan sonra fındığa, darıya, üzüme, narenciyeye fiyat istiyorsan, asgari ücret artsın, emekli maaşı bir asgari ücret olsun diyorsan, bu akşam 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Uzaydan görülecek. Eğer kendinizi gösterin. Zam isteyenler bizimle birlikte olsun. Ayağa kalkın, ışıkları yakın. Hep birlikte sesimizi duyuracağız. Durmadık, yeni başlıyoruz. Zammı söke söke alacağız. Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok, seçim olacak. Sağ ol. Sayın seyirciler, hayat pahalılığı vatandaşı bunaltırken hükümet asgari ücrete ara zam yapılmayacağını duyurdu. Bu noktada tabii ki DİSK, Türk İş ve Hak İş konfederasyonları başkanları ise asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmamasını eleştirdi. Ekonomide yaşanan olumsuzluklar ve TÜİK'in son açıkladığı enflasyon rakamları ile ilgili tartışmalar devam ederken 3 işçi konfederasyonu bir araya gelerek ortak taleplerini dile getirdi. Pasif tutumları sebebiyle eleştirilen DİSK, Türk İş ve Hak İş başkanları asgari ücrete Temmuz zammı yapılmamasına tepki gösterdi. Sendikalar Temmuz ayı için asgari ücrete acil zam istedi. Öyle bir kötü bir ekonomik yönetim oldu ki onun maliyetini de burada hep beraber biz ödüyoruz. Yani biz işçiler, emekçiler, işsizler dayanma gücümüz kalmadı. TÜİK'in açıkladığı rakamları ne ben, ne buradaki arkadaşlarım, ne kamuoyu hiç gerçekçi bulmuyor. İşte açıkladığı rakamla piyasalar hiç örtüşmüyor. Kemeri sık, faizi arttır, vergileri yükselt. Yok bahşişten vergi nasıl alırım onun yoluna bak. Böyle bir Maliye Bakanlığı, bundan evvelki Maliye Bakanlığı'na versen bu yetkiyi, o da yapardı bu işi. Onun için yani bizim üzerimizden ellerini çeksinler. Yani bizim üzerimizden ekonomi düzelme şansı yok. Nefes almakta zorlanıyoruz. Büyümeye rağmen, gayri safi milli hasılamızdaki artışa rağmen emek hareketinin, emekçilerin, ücretlilerin milli gelirden aldığı pay artmıyor, azalıyor. Yine bu aşamada baktığınız zaman asgari ücretle çalışanların oranı azalmıyor, daha fazla artıyor. Türkiye'de refahın adil paylaşımıyla ilgili tersine bir gidiş söz konusu. Dünyanın en kötü milli gelir dağılımındaki adaletsiz ülkelerin arasında Türkiye yer alıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücret istisnai bir ücret iken Türkiye'mizde genel ücrete dönüşüyor. Ücretleri enflasyonun sebebi gören yaklaşım asla kabul edilemez. Ücretli çalışanlar enflasyonun nedeni değil, mağdurlarıdır. Asgari ücret acilen artırılmalıdır. Ülkemizde kayıtlı çalışanların yarısına yakını asgari ücret seviyesinde gelir elde etmektedir. Asgari ücrete yapılacak artış diğer bütün ücret seviyelerine yapılacak zam oranlarını da etkilediğinden bütün işçileri doğrudan ilgilendirmektedir. Evet, ikinci Skype bağlantımızda ise 26. dönem Mersin Milletvekili Profesör Doktor Sayın Aytu Atıcı bizlerle birlikte. Sayın Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Bülent Bey. Sizleri de izleyenlerle saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, ekonomi gündemi üzerine bugün yorum alacağız sizden ve gerçekten de bugün baktığımızda TİSK, Türk İş ve Hak İş Konfederasyonları başkanları asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmaması noktasında tepkilerini ortaya koydular. Bugün grup toplantısında da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de asgari ücretin 25 bin lira olmasını beklediklerini ifade etti. Ve bu ekonomiyle alakalı tepkilerin gösterilmesi için de saat 21'de de bu noktada ışık yakıp ışıkların kapatılması ve açılması noktasında da tavsiyede bulundu. Tepkileri göstermek amacıyla. Neler söylemek lazım? Vatandaşa mikrofon uzatıldığında 10 bin lirayla geçinemediklerini ve hayat pahalılığının ciddi altında ezildiklerini söylemekteler vatandaşlarımız. Neler söyleyebiliriz? Öncelikle Muharrem ayındayız. Yaz ayı, matem ayı. Bu süreçte yaz tutan, matemini yaşayan, oruç tutan vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. İftar açacak ekmek bulamayan, iftar açacak yemek bulamayan vatandaşlarımızın da tepkilerini çok iyi anlıyorum Bülent Bey. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bakın, bir yerde adalet yoksa, bir yerde demokrasi yoksa isyan başlar. Bu iyi bir şey değil. Yani birileri isyan edilmesi için sanki sürekli kışkırtıyor. Yani bakın, 3 işçi konfederasyonu, Türk İş, DİSK ve Hak İş çok nadiren bir araya gelirler. Yani bıçak kemiğe dayandı. Yoksulluk, fakirlik, AK Partili, liberal, CHP'li, HDP'li filan tanımıyor. Herkesi perişan ediyor. O nedenle bu 3 işçi sendikası bir araya geldiler ve birbirine benzer açıklamalar yaptılar. Bu açıklamalara kulak vermek gerekir. Ne diyor açıklama özetle? Kardeşim ya, 17 bin lira Allah rızası için ya, 17 bin lirayla bir ay nasıl geçinilir? Ya elinizi vicdanınıza koyun. Elinizi vicdanınıza koyun. Yani bununla hiç kimse geçinemez diyorlar ve haklılar. Haklılar, yani buna diyecek bir şey yok. Şimdi niye zam yapmıyorsunuz diyoruz AK Parti'ye. Efendim, orta vadede program yaptık, o tutacakmış. Şimdi şu mübarek ortamda ağzımı bozmayacağım ama Allah da sizi bildiği gibi yapsın. Bugüne kadar ileri sürdüğünüz hangi orta vadeli programı tutturdunuz? 25 tane orta vadeli program açıkladınız. 25 madde açıkladınız. Geçen orta vadeli programda bir tanesi tuttu. 24 tanesi boşa gitti. Hangisiydi o tutan? Efendim, yurt dışı temsilcilikler açılacakmış. İşte şu kadar sayıda yurt dışı temsilciliğimizin olması gerekiyormuş. Güzel olsun, yurt dışı temsilciliğe bir itirazımız yok. İyi, o hedef tuttu. Peki yurt içi gayri safi kişi başına düşen milli gelir? Yok. Gayri safi yurt içi hasıla? Tutmadı. Ekonomide ilk 10'a girme hedefi? Tutmadı. Enflasyonun tek rakama düşmesi? Tutmadı. Tutmadı. Şimdi sen kalkmışsın, teşhisi de koymuşsun, fakat tedavi yanlış yerde arıyorsun. Kardeşim bak, Sayın Tayyip Erdoğan, Allah aşkına bak, bir insanın kalbi ağrıyorsa bağırsağını tedavi etme. Bak, çok büyük hata yapıyorsunuz. Kalp rahatsızlığıyla gelen bir hastanın kalbi tedavi edilir, böbreği değil. Ne demek istiyorum? Orta vadeli programın tutmayışı, yani enflasyonun dizginlenememesi, yani hayat pahalılığının bu kadar yüksek olmasının sebebi sizin yaptığınız yanlış ekonomik politikalardır. Nedir bu? Efendim, NAS, yani İslami değerler bütününün emrettiği şekilde yürümek. Yanlış ekonomik olarak. Eğer çok zengin bir ülke olursun, şeriatla yönetilmek istersin, şu olur bu olur, beni ilgilendirmez. Ama Türkiye o ortamda öyle bir ülke değil. Birinci yanlış bu. İkinci yanlış, kur korumalı mevduat hesapları yaptın. Yani sürekli fakirden alıp zengine verdin. Nasıl oldu bu iş? Bakın, kur korumalı mevduatta Bülent Tapıcı'nın cebinde dolar varsa, ciddi bir dolar varsa, bunu bozdurdu, götürdü bankasına yatırdı. Banka bu TL'yi aldı, kur üzerinden aldı. Hem faiz ödedi hem de kur farkını ödedi. Peki nereden ödedi? Hazineden. Yani Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın içtiği çaydan, çocuğun yediği yumurtadan bulabiliyorsa alınan vergilerle oluşan hazineden ödendi. Yani fakirden alındı, zengine verildi. Nerede yanlış yapıldı? Bakın, yanlış yapılan yer yap, işlet, devret. Yap, kirala, devret. Yap, işlet, zarar et. Yap, kirala, zarar et sistemleri. Yani kamu özel işbirliği yapılan sistemlerde sistem çöktü Bülent Bey. Bakın, teşhisi onlar da koyuyor artık. Diyorlar ki evet, bunlar yanlıştı. Biz bunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Allah billah aşkına. Yani şimdi bu yanlıştan dönmeniz lazım. Yani kimin kemerini sıkacağınızı bilmeniz lazım. Sağ ayağın kanıyorsa sol ayağa bandaj turnike yapamazsın kardeşim. Kanayan taraf sağ bacak. Nedir bu? Yani aşırı derecede para kazananların ödemedikleri vergiler. Burayı sen sıkacaksın. Niye benim kemerimi sıkıyorsun yahu? Bak, kan kaybı sağ bacaktan. Sen sol bacağı sıkıyorsun. Burada yanlışlık var kardeşim bak. Kanayan yeri sıkacaksın. Kanayan yerin üzerine bastıracaksın. Sen dönüp bakacaksın. Ne kadar vergi affettin bugüne kadar? Bakın, milyarlarca lira vergi affedildi yahu. Kimdir bu insanlar? Bakın, yok beşli çeteler denildi. Yok efendim işte iktidara yakın şirketler denildi. Ya sen bu vergileri sen affetmemelisin ya. Affetmemelisin. Niye affediyorsun sen? Ben vergi ödemeniz zaman affediyor musun? Hadi emlak vergisini bu Temmuz ayında son günü, motorlu taşıt vergisinin son ayı bu ay öde. Hadi ödemeyin bakalım, Aytu Atıcı'yı affediyor musun sen? Etmiyorsun kardeşim. Etmiyorsun. Etme zaten. Etmemen lazım. Beni de etmeyeceksin. Bilmem kimi de, zenginleri de etmeyeceksin. Sen vergiyi açıkça kaçırmalarına izin veriyorsun. Vergiyi açıkça net bir şekilde senin sayende kaçırıyorlar. Bütün bunların sebebi bu. Sen kalkmışsın şimdi sağ bacak kanıyor, solu sıkıyorsun. Yani vergi kaçırıyor insanlar ya da vergi ödemiyor. Sen oraya parmak basacağına asgari ücrete zam ya. Allah'tan kork yahu. Ya Allah'tan kork. Hiç mi senin imanın yok? Hiç mi senin, yani kendi kendimi de kışkırtmayayım ama yani beni dinleyenler anlamıştır. Yapmasın. Sayın Atıcı, baktığımızda gerçekten de aslında bu noktada enflasyonun, daha doğrusu bütçenin tam olarak dengede kalamamasının sebepleri biraz önce de sizin anlatmış olduğunuz gibi aslında bu işlet devlet modelinden maalesef hazineden çok fazla para çıkması ve bütçenin bu noktada kontrol edilememesi. Ve aslında ülkemizde ciddi anlamda bir maliyet enflasyonu var. Bu maliyet enflasyonunu engelleyebilecek, önleyebilecek doğru bir vergi sistemi, doğru bir vergilendirme yapısıyla, biraz önce sizin anlattığınız gibi affedilen büyük şirketler var, onların vergileri var. Bunlardan vazgeçilerek adil bir vergi sistemiyle aslında bütçe daha dengeli bir yapıya ulaştırılabilir mi? Ne dersiniz? Bakın, öncelikle adil vergi sisteminin işe yarayabilmesi için vergi ödeyecek üretim yapılması lazım Bülent Bey. Bakın, biz tüketimden vergi ödüyoruz Allah aşkına. Dünyada verginin vergisini ödeyen başka bir ülke var mı bilmiyorum. Yani şimdi bizi izleyenlerden bir tanesi bir araba alsa, araba almaya kalksa özel tüketim vergisi ödeyecek. Özel tüketim vergisinin de ÖTV'nin de KDV'sini ödeyecek. Şimdi bakın, bu bir tüketimdir. Yani arabayı başkası üretiyor, biz satıyor, tüketiyoruz. Bunun gibi pek çok alanda biz üretmeden tüketiyoruz, tükettiğimizin vergisini ödüyoruz. Halbuki olması gereken şey bu vergi kaçırma işlemi ya da adil vergi sistemini kurma, işe yarayabilmesi için önce üretim yapılması lazım. Yani şirketlerin, şahısların, kişilerin üretimden para kazanması lazım ki devlet buradan vergi alabilsin ve bu vergiyi adil alsın. Demek ki önce üretim. Peki ne yaptınız siz üretimde? Ya bütün fabrikalarımızı sattınız. Bir şey üretemiyoruz. Savunma sanayiniz harika. İyi, güzel, Allah razı olsun. Yani İHA'lar, SİHA'lar yapıldı. Tamam, bir itirazımız yok. Güzel. Peki ne üretiyorsun kardeşim? Bana onu söyle. Sen ne üretiyorsun? Bakın, zeytin üreticileri zeytin ağaçlarını söküyorlar. Ben Mersin'de yaşıyorum. Adana'da yaşıyorum. Adana'da, Mersin'de narinciye bahçelerindeki portakal ağaçları, limon ağaçları bir bir sökülüyor. Bakın, sökülüyor, tarla yapılıyor. Hiç olmasa diyorlar ki zarar edeceğimize hiç olmasa ıspanağımızı, domatesimizi kendimiz üretiriz. Şimdi bu noktaya geldikten sonra fındık üreticisi zarar ediyorsa, çay üreticisi zarar ediyorsa kardeşim bunlar üretmezler. Bakın, bir gün çok kısa bir anımı anlatayım. Mersin'de sel olmuştu ben milletvekiliyken. Bir köye gittim. Herkes dert yanıyor. Bir kişi orada oturmuş çayını içiyordu. Abi, senin derdin yok mu dedim ya. Yok dedi. Tarlan mı yok dedim. Var dedi. Zarar mı etmedin? Sel seni mi vurdu? Yok dedi, vurdu. Ama tarla boş dedi. Beni etkilemedi dedi. Niye dedim? Ekmiyorum ki ben dedi. Ekersem zarar edeceğim dedi ya. Hiç olmazsa oturayım, durduğu yerde dursun dedi. Bakın, bu yaklaşık bir 7 yıl önce olan bir hadise. 7 yıldır çiftçi ekmeme üzerine hayatını kurgulam. Acaba ne yaparım? Çiftçiler beni arıyorlar, çocuğumuzu belediyeye asgari ücretle sokar mısın diyor. Niye? Çünkü tarımda hayatı bitirdiniz. Şimdi eğer çiftçi üretemezse, Eğer sanayi olmaz ise bizim kalkınmamız ve vergi adaletini sağlamamız bir işe yaramayacak. Yani bugün vergiyi adil yapsanız bile sizin kuyruğu düzeltmeniz, tırnak içinde tabiri caizse, mümkün değil. O yüzden hocam, Sayın Hocam, toparlayıcı bir cümle alabilir miyiz? Toparlayıcı bir cümle alabilir miyiz? Asgari ücrete de zam yapmak zorundasınız. Mecbursunuz. Bak, paşa paşa yapacaksınız bu zammı. Ben buradan söylüyorum ve yapacaklar. Bülent Bey, söylüyorum ben size, bunu yapacaklar. Çünkü bu sürdürülebilir bir sistem değil. Çok önemli bir nokta. Asgari ücreti millet nimet zannediyor. Hayır kardeşim, bütün dünyadaki ülkelerde, Avrupa ülkelerinde özellikle asgari ücret alan, yani en az sayıda ücret alan işçinin oranı %5-6'dır. Ya bizde %50'nin üzerinde. Ben son cümle şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ı tanıyanlar bilirler. Tipik tarzıdır. Milleti sıkıştırır. Kendi bakanı, kendi sözcüsü açıklamalar yapar. Zam yok. Ondan sonra çıkacaktır beyefendi. Ben sizin babanızım, ben sizi çok seviyorum. Bunlar hesabı bilmiyor, bunlar ekonomiden anlamıyor. Ben size şu kadar zam veriyorum deyip tek adam sistemini, şahsım devletini yine ortaya çıkaracak. Kendisi sanki beyefendi cebinden zam yapıyormuş gibi, sanki kendisi buna karar vermiş gibi, ben iyiyim onlar kötü diyerek bir sistem yapacağını, bir düzenleme yapacağını ben tahmin ediyorum. Peki. Hocam çok teşekkürler. Bu arada ben de bu akşam ışıklarımı açıp kapatıyorum. Hiç kimse bunu ihmal etmesin. Sesimizi, gücümüzü duyurmamız, göstermemiz gerek. Hocam çok teşekkürler yayınımıza vermiş olduğunuz katkılar için. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Evet, Profesör Doktor Sayın Aytu Atıcı'ya çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim ekonomi gündeminin diğer parametreleri üzerinden. Evet, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları tartışılmaya devam ediliyor. Açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken artan tepkiler üzerine TÜİK Başkanı basınla buluştu ve kendilerini savundu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri tepki çekiyor. Çarşı pazardaki fiyatların çok gerisinde açıklanan veriler maaş zamlarında dikkate alındığı için ciddi mağduriyetlere sebep oluyor. TÜİK yetkililerine buradan sesleniyoruz. Ya gelin bu düşük enflasyon oranlarını bulmanızı sağlayan marketlere bizi de götürün ve biz artık hanemizin alışverişlerini oralardan yapalım. Ya da gelin sizinle birkaç market gezelim, ortalama kira ve faturalara bakalım. Açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden sivil toplum örgütleri TÜİK binası önünde toplandı. TÜİK'te hepimizin bildiği gibi uzunca bir süredir yalan rakamlar ortaya koyarak, sepetini eksilterek, sepette insanların geçimine, temel ihtiyaçlarına yönelik en basit gıda ürünlerini dahi sepetten çıkararak toplumun hiçbir kesiminin ihtiyacının listesinde dahi yer almayan ürünleri enflasyon sepetine koyup ve devamında da istatistik oyunlarıyla insanların ekmeğini sofrasından çaldığı için buradayız. TÜİK'in enflasyon hesaplama yöntemi de tepki çekiyor. TÜİK'e göre uzman doktor muayene ücreti 34 lira, ev kirası 5.800 lira. Rakamlar böyle olunca da TÜİK enflasyonu düşük çıkıyor. Makyajlı enflasyon rakamlarına bakınca aklımızda resmen alay ediyorlar. Bir kutu aspirinin fiyatı 81 TL ama uzman doktor muayene ücreti ise 34 TL. Bu bile rakamların ne kadar çarpıtıldığının bir kanıtıdır. Makyajın bu kadarına da pes. Muhalefet TÜİK'i eleştiri yağmuruna tuttu. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir şu açıklamayı yaptı. Enflasyon sepetini açıklasalar gerçekte ne kadar yanlış, ne kadar sahte rakamlar olduğu ortaya çıkacak. Bu olmasın diye gizlenmeyi tercih ediyorlar. Rakamları baskılıyorlar. Sahte rakamlarla kamuoyunu oyalıyorlar. Ama bu işin bir tane kazananı var. O da saraydaki. Saraydaki emekliye, memura hak ettiği enflasyon zammını vermemek için enflasyon rakamıyla oynuyor. Oynayan kurumda zaten o enflasyon rakamını nasıl bulduğunu kimseye belli etmiyor. Dolayısıyla da emeklinin, memurun sofrasından, maaşından bir miktar daha çalınmış oluyor. Artan tepkiler üzerine basın açıklaması yapan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, dünyada enflasyon nasıl hesaplanıyorsa Türkiye'de de öyle hesaplanıyor. TÜFE ve ÜFE arasında oluşan fark sadece Türkiye'ye özgü değil dedi. Tartışma sürerken TÜİK hesaplamasının mağduru olan emeklilerse yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Emekliye zam, nerede zam? Ben zam görmüyorum ki, biz açlıktan ölüyoruz kardeş. Kendilerine geldi mi 50 bin lira, 60 bin lira zam yapıyorlar. Bize 1000 lira, 1500 lira zam. Vermeden aldılar. Akaryakıda zam. A'dan Z'ye zam. Yani neresinde yani zam? Bizim maaşla nerede zam? Bana göstersene. Ben geçinemiyorum. Ben açlıktan ölüyorum arkadaş. En düşük emekli maaşı 20 bin liranın altında olmaması lazım. En düşük. En düşük 20 bin lira olması lazım. Ne alınıyor ki şimdi? Ya emekli maaşı senin aylığın şeyi, oturduğun evin şeyine yetmiyor. Kirasına yetmiyor. Vallahi ne düşüneceğiz şimdi? Memleketi yediler bitirdiler. Verecekleri bir şey yok ki. Veremezler yani. O yüzden adaletli bir şekilde milletvekillerimiz kendi şeyine çekmesinler yani. Kendileri alıyor, bizlere vermiyorlar. O yüzden hizmet bekliyor yani bizler. Evet sayın seyirciler, biliyorsunuz haberlerimizin ilk aşamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Washington'daki NATO zirvesine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinden bahsetmiştik. Bölgede bulunan Azeri yazar gazeteci sayın Ahmet Şahiroğlu bizlerle birlikte bir bağlantımız olacak ve bölgede izlenimlerini aktaracak. Ahmet Şahiroğlu, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Bülent Bey, hoş bulduk. Size kolay gelsin diyelim. Bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılmak için şu anda Washington'da. Acaba izlenimlerinizi alabilir miyiz? NATO zirvesinde acaba gündem ne olabilir? Ne konuşulacak? Ana gündem ne ve Türkiye'nin savları, Türkiye'nin yaklaşımı ne olacak sizce? Evet Bülent Bey, ben de tüm Meltem TV izleyicilerini Washington'dan Beyaz Saray karşısına selamlıyorum. Bugün artık 2,5 saattir ki burada NATO'nun Washington zirvesi, Washington Summit'i öz işine başladı. NATO üyesi olan devlet ve hükümet başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanlar artık başkent Washington'a gelmeye başladılar dün akşamdan itibaren. Şehirde sıkı güvenlik tedbirleri var. Her yerde polis koridorları, yollar kapalı ve bugünkü NATO zirvesinde Avrupa'da güvenlik konuları ana müzakere konusudur. Özellikle de Ukrayna-Rusya savaşında NATO üyesi olan ülkelerin ve NATO'ya dost ve müttefik olan ülkelerin Ukrayna'ya sonuna dek silah tedariki ve maliye desteği göstermesidir. Çünkü bu konu son aylar, son haftalar içerisinde NATO üyesi olan ülkeler arasında bir fikir ayrılıklarına yol açtı. Özellikle de geçen hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şangay İşbirliği Örgütü üyelerin arasında bir askeri alanda savunma işbirliği perspektifleri ele alındığında artık NATO Summit'i de Astana'da giden müzakireleri burada müzakere ediliyor. Bir cevap olarak Rusya'ya, Çin'e, Hindistan'a karşı hangi tedbirler alınabilir diye konuşuluyor. Bir de NATO üyesi olan bazı ülkelere karşı bir eleştiriler var. Burada Türkiye Cumhuriyeti, Macaristan, Almanya gibi ülkeler var. Çünkü Türkiye NATO üyesi olan ülke olmakla yanaşı aynı zamanda Rusya ile de çok iyi ilişkileri var. Yani Şangay İşbirliği Örgütü Astana toplantısında Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin buluşması, iki ülke arasında ilişkiler NATO içerisinde bir endişeye, rahatsızlığa neden oldu. O yüzden Türkiye'ye yönelik bazı eleştiriler var. Türkiye'nin de NATO'ya karşı bazı soruları var, tepkileri var ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün başlayan zirve toplantısında bunları ifade edecek diye düşünüyorum. Diğer taraftan Macaristan'a karşı, özellikle de Başbakan Viktor Orban'a karşı biraz eleştiriler var. Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılması, Vladimir Putin'le Moskova'da bizzat görüşmesi, Macaristan'ın bir NATO üyesi olarak itimadının düştüğüne neden oldu. Burada NATO üyesi olan bazı ülkeler NATO'nun özellikle de güvenlik konusunda sırlarının Macaristan'la paylaşılmaması olduğunu ve Budapeşte'nin Moskova ile birbaşa diyalogu olması açısından Macaristan'ın güvenli bir ülke olmadığı eleştiriler var. Öte yandan Almanya, çok ilginç de olsa Almanya yönelik bazı eleştiriler var. Almanya'nın yeterince kadar Ukrayna'ya destek vermediği ve bazı konularda tarafsız kalmaya çalıştığı, sessiz kalmaya çalıştığı yönünde eleştiriler var. Oysa Almanya Başbakanı, Almanya temsilcileri Almanya'nın Ukrayna'ya en çok silah tedarik eden ülkeler arasında olduğunu söylüyorlar. Burada en çok endişe duyan, rahatsız duyan tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'di. Çünkü 5 Kasım'da birkaç ay bundan sonra burada başkanlık seçimleri olacak ve Donald Trump'ın kazanma ihtimali çok büyüktü. Ve NATO üyesi olan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı Donald Trump olacağı takdirde Amerika'nın Ukrayna'ya desteğinin ya azalacağı veya tamamen kesileceği endişesi içindeler. Hatta Joe Biden kabinesi de, hükümeti de 5 Kasım seçimlerinden sonra sonuçların ne olursa olsun fark etmez, Ukrayna'ya sona dek destek verilmesi için NATO üyesi olan ülkelerine bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Bu gibi konular var ve Ukrayna'ya destek konusunda az önce söylediğim gibi NATO üyesi olan ülkeler arasında bir fikir ayrılıkları var. Bazı ülkeler, örneğin İtalya ve diğer ülkeler kendi devlet bütçelerinin artık tükendiğini, kendi imkanlarının tükendiğini ve Ukrayna'ya destek konusunda ABD kadar silah tedarik verebilmeyeceklerini söylüyorlar. Yine Washington'un, Beyaz Saray'ın bir baskısı var. Rusya hiçbir halde Ukrayna'da başarılı olmamalı. Öte yandan Hindistan ve Çin'in Rusya'ya destek vermesi, askeri alanda Ukrayna'da Moskova'nın yanında bulunmaları NATO'da bir endişeye yol açtı. Hindistan'a ve Çin'e bir uyarıda bulunmak ve bir sonraki yıllarda NATO'nun özellikle de Hindistan ve Çin'e karşı ayrıca bir siyasetinin oluşturulması ve baskıların oluşturulması açısından, yani tüm güçler, fikirler, imkanlar Ukrayna'ya yönelik. Hiçbir halde Rusya Ukrayna'da kazanmamalı, başarılı olmaması lazım diye düşünüyorlar. Yani sonuç olarak NATO üyesi olan ülkeler burada ancak ve ancak Ukrayna-Rusya savaşında daha neler yapılabilir, Ukrayna'nın kazanması için bütün imkanlar, fırsatlar seferber olmalı diye böyle müzakereler var. Müzakereler artık 3 saatteki başladı. Bugün, yarın ve öbür gün 11 Temmuz ayına kadar 3 günlük bu zirve öz işini devam edecek. Son bir sorum olacak. Anladığım kadarıyla gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri diğer NATO üye ülkeleri Ukrayna'ya destek verilmesi noktasında bir sıkıştırmaya çalışıyor. Bu zorlamaya çalışıyor. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi. Ki böylece Ukrayna ile Rusya, daha doğrusu Rusya Ukrayna ile uğraşmak zorunda kalabilsin. Ekonomik ve askeri açıdan yıpratılsın. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında argümanı bu. Anladığım kadarıyla NATO uzun vadeli Rusya ve Çin'le ve biraz da Hindistan'la uzun vadeli uğraşmak ve yıpratmak derdinde. Yani bölgesel bir barışın hesaplanmadığını, bölgesel bir barışın aslında istenmediği sonucunu çıkarabilir miyiz? Yani NATO uzun vadede sanki daha büyük operasyonların, daha büyük çatışmalar için sanki biraz hazırlık yapıyor gibi bir izlenim var. Ne dersiniz? Genel olarak tabii ki NATO'da bir hazırlıklar var ama NATO içerisinde parmakla sayılacak ülkeler var. Yani ABD, örneğin Kanada, Büyük Britanya, Fransa ki bunlar Rusya'ya karşı sona kadar mücadele etmek azmindeler. Ama bizzat Rusya ile NATO yüz yüze gelirse, yani askeri alanda karşı karşıya gelirse bu NATO'nun tabii ki Rusya için de büyük bedeller olacak. Yani Rusya büyük bedel ödemeli olacak ama bu aynı zamanda NATO'nun parçalanması demek değil. Çünkü NATO içerisinde birçok ülkeler var, Türkiye dahil. Rusya ile çok iyi ilişkilere sahiptiler ve Rusya ile yüz yüze gelmek, askeri alanda savaşmak asla bu ülkelerin milli çıkarları açısından kabul edilmezdi. Birçok ülkeler var ki dolayısıyla Çin'le de Hindistan'la da çok iyi ilişkileri var ve NATO-Rusya, dolayısıyla NATO-Rusya-Çin-Hindistan bir savaşının, 3. Dünya Savaşı diyelim, bunun başlaması karşı taraf için, Rusya için büyük facialara sebep olsa bile bu aynı zamanda NATO'nun da parçalanması demekti ve sonuçta meydanda bir tek ABD ve birkaç ülke, onun müttefiki olan ülke olarak kalacak. O yüzden Washington daha çok endişe duyuyor. Yani ben milyarlarca para veriyorum Ukrayna'ya, sizler de verin. Ama herkesin imkanları, ister İtalya olsun, Almanya olsun, ABD kadar değil. Onlar artık kendi rezervlerini açıp Ukrayna'ya vermek mecburiyetinde kalıyorlar ki bu açıdan biraz fikir ayrılıkları var. Bir de 5 Kasım'dan sonra ABD bugünkü siyasetini devam ettirecek mi? Donald Trump Ukrayna'dan elini çekerse veya bu yardım azalarsa tüm yük Avrupa ülkelerinin üzerine düşecek ve bu da Avrupa'nın sonu anlamına geliyor diye bir endişe var Avrupa ülkelerinde. Şimdiki Biden iktidarından bunun garantisini talep ediyorlar. Oysa Biden iktidarı 5 Kasım'da kimin kazanacağını bile bilmiyor. O yüzden şimdiden tüm imkanları seferber etmek, hatta ABD ve Japonya arasında Japonya'nın Ukrayna ile 10 yıllık güvenlik savunma anlaşması imzalandı ki bu da geçicidir. Yani 5 Kasım'dan sonra Donald Trump iktidara gelirse Biden'in imzaladığı tüm kararları, istediği kararı iptal edebilir. Nasıl ki Trump'ın imzaladığı kararlar Biden tarafından iptal edildi. O yüzden bugünkü Beyaz Saray'ın Ukrayna'yla ilişkin, Ukrayna'ya yönelik siyaseti 5 Kasım'dan sonra 180 derece değişebilir. Donald Trump tamamen yeni bir siyaset ortaya koyabilir ki bu da Avrupa ülkelerinin kendilerinde bir endişe, bir rahatsızlık yaratmaya başladı. Sayın Şahiroğlu, vermiş olduğunuz katkılardan dolayı, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Bülent Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, Sayın Gazeteci Ahmet Şahiroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Washington'dan bildirdi son gelişmeleri. Evet, İsrail'e bakalım, Gazze'ye uzanacağız. Gazze gündemiyle devam ederken bölgede İsrail terörü tabii ki sürüyor. Bu bölgede İsrail son 20 saatte 50 Gazze'liyi daha öldürdü. Resmi can kaybı sayısı 38.234'e, yaralı sayısı ise 88.033'e yükseldi. Injured, many of their homes already destroyed. Gazze'de katliam durdurak bilmiyor. Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu defalarca yerinden edilen Filistinlileri yine göçe zorluyor. Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla rutin haline gelen zorunlu göç için bir bölgeden diğerine sürülüyor. İsrail son 24 saatte 50 Gazze'liyi daha öldürdü. Resmi can kaybı ise 38.243'e, yaralananların sayısının da 88.033'e yükseldiği belirtildi. İsrail ordusunun saldırıları güneyde refahın yanı sıra kuzeydeki bölgelerde de yoğunlaşıyor. Vahşette sınır tanımayan İsrail askerleri Gazze'de girdikleri evleri ateşe veriyor. Katliamda aktif rol alan İsrail askerler bir yandan da en büyük destekçileri olan ABD'nin bayraklarıyla kutlama yapıyor. Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntüler Gazze'deki soykırımın mimarları olan İsrail-ABD ittifakını ortaya koydu. Gazze'li sivillere yaptıkları katliamı da anlatan İsrail askerler sivillere rastgele ateş açtıklarını, evleri ateşe vererek yıktıklarını anlattı. Öldürülen sivillerin cesetlerinin çürümeye ve sokak hayvanları tarafından yenilmeye bırakıldığını anlatan askerler, ordunun bu cesetleri uluslararası yardım konvoyları gelmeden gizlediğini kaydetti. Evet, bu haberle de bültenimizin sonuna geldik. Yurtta ve dünyada öne çıkan sıcak gelişmeleri paylaştık. Bir başka bültende buluşuncaya dek hoşça kalın, iyi akşamlar.